Sevgili izleyiciler, özel yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Aslında şimdiye kadar hep Gezi Parkı özel yayını yapıyorduk. Türkiye özel yayını yapıyorduk. Zira her tarafta eylemler vardı. Ancak bugün hem Gezi Parkı'nı hem Türkiye'yi değerlendiriyoruz. Ama bir taraftan da RTÜK'ün televizyonumuzla ilgili bir karartma kararı söz konusu. Hem de onu konuşacağız. Tabii Gezi Parkı'ndan ayırmadan konuşacağız bunu da. Engin Alkan oyuncu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya şimdi ilk önce ben biraz Gezi'yi sormak istiyorum. Çünkü buradan ayırmak da çok doğru gelmiyor açıkçası. Elbette biz Hayat Televizyon olarak Gezi Parkı'nın ilk gününden beri aslında yayındayız sürekli. Gezi Parkı'nı siz gözlemleyebildiniz mi? Bugün içinde neler oldu, neler bitti? Bugün kısa bir süre oradaydım. Gergin bir hava vardı. Çok fazla bir Taksim'de polis yığılmıştı ve sürekli haberler geliyordu. İşte dükkanlar kapatılıyor, birazdan müdahale başlayacak biçiminde. Son derece gergindi, kalabalıktı. Tabii burada önemli olan şey, biz Gezi'yi sürekli orada bulunamayanlar sizin vasıtanızla takip edebiliyorduk. Sadece Gezi Parkı'nda olanları değil, Gezi'de yaşananları hem kavramsal olarak hem de bugüne kadar bu ülkede benzeri bir şey yaşanmadı. Belki de dünyada yaşanmadığı için doğru tahlillerde bulunabilmek, işi yandaşlıktan sıyırarak bu Gezi'nin hem profilini çıkarabilmek hem karakteristik özelliklerini kavrayabilmek hem de sosyolojik anlamda bu ülkede neler oluyor, nasıl bir kuşak devreye girdi ve bunların talepleri nedir? Bunların en ince ayrıntısına kadar takip edebileceğimiz mecra birkaç televizyon kanalıydı. Sansürsüz yayın yapan ve onlardan biri olan size ilk önce geçmiş olsun diliyorum. Yani burada bu işte bu can damarlarından bir tanesi karartılmaya, kesilmeye çalışılıyor. Artık yani daha neler? Çünkü ana akım medyanın zaten kısmen ilgilendiği, çoğunlukla da manipüle ederek ilgilendiği bir sosyal olguya doğrudan yaklaşan iki kanal bulunmaktaydı. Onlardan bir tanesinde para cezasıyla, diğerinde işte lisansı iptal etmek, karartmak vesilesiyle ortadan kaldırmak ancak cuntalara yakışır bir davranış ve tutum olduğunu düşünüyorum ve bundan derhal vazgeçilmesini, bunu büyük bir talihsizlik, Türkiye demokrasisi adına da büyük bir leke olacağını düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla Gezi Parkı ile ilgili konuşmalarımız önünde sonunda sizin yayınlarınıza dayanacaktır. Tabii yani şöyle bir durum var. Gezi Parkı'nı biz ilk günden itibaren maalesef dediğiniz gibi yaygın medyada, ulusal medyada göremedik. İşte penguen belgesellerini daha çok gördük maalesef. Fakat uluslararası yayınlarda hep vardı. Biz takip edebildik, işte CNN International'dan takip edebildik, BBC'den takip edebildik. Bu Türkiye medyasının geldiği nokta aslında bir utanç kaynağı halinde değil mi? Medya açısından en azından. Yani aslında maskeler düştü diye birazcık da sevinerek bakıyorum ben. Çünkü bir süredir ülkede sistemin, hükümetin kontrolünde devam eden bir propaganda aracına dönmüştü bizim ana akım medyamız. Özellikle buradan Güneydoğu'da yaşananlardan işte işçi eylemlerinden grevlere kadar pek çok şey belli filtrelerden geçerek ulaşıyordu seyirciye. Ve bir kamuoyu yaratmak maksatlı manipüle ediliyordu pek çok gerçek. Ve bunun anlaşılması çok kolay değildi. Bu durumun farkında olanlar sürekli yineliyorlardı ama topyekün bir kavramayla, topyekün bir ayma durumuyla karşı karşıya geldik. Çünkü Türkiye'nin pek çok bölgesinde sokaklarda büyük bir tansiyon devam ederken ana akım medyanın uzaktan kumandasını ve bunu tutan eller çok bariz bir biçimde görüldü. Bu anlamda hani denir ya takke düştü kel göründü. Bir anlamda belki buradan geriye dönük olarak da yakın tarihimizde yaşadığımız olayları, bunların taraflı ifadelerini
buradaki tek yanlı tutumu ve televizyonun aynı zamanda nasıl bir medyanın kontrol mekanizması olduğuna dair de bir ezber inelemek mümkün oldu. Bu noktada evet, yani bir musibet bin nasihatten iyidir gibi bir yere geliyor. Evet, çok olumsuz, son derece Türkiye demokrasisi adına sancılı ve utanç verici dediğiniz gibi, ama öte yandan işte dediğim gibi hani buzdağının alt tarafı da görülmüş oldu. Büyük kitleler tarafından fark edilmiş oldu. Umarım buradan herkes kendine düşen dersleri çıkarır ve yani artık burasının bir muz cumhuriyeti değil, bunun gerçek bir cumhuriyet olma yolunda adımlar atılır. Tabii bir taraftan baskılar da söz konusu. Yani bu RTÜK kararı elbette bizim televizyonumuz üzerinde bizim yayınımızı etkilemeyecektir. Çünkü biz zaten yayın yapmaya devam ediyoruz. Kapatılana kadar yayın yapacağız zaten. Hani velev ki kapatılmazsak, açılırsak yayınlarımızdan da taviz vermeyeceğiz. Yani bu bir gerçek. Ama Türkiye demokrasisi şu anda gerçekten tuhaf bir şekilde ilerliyor. Çünkü her kesim üzerine şiddetli bir baskı söz konusu. Medya üzerine bir baskı söz konusu. Üniversitelerde öyle, okullarda öyle, hastanelerde baskılar var ve öyle bir hale büründü ki artık kafasını kaldıran, sesini çıkartan, tek başına sesini çıkarmaya çalışan bir sopayla geliniyordu neredeyse. O noktaya varmıştı. Peki bundan sonrası için nasıl olacaktır? Bu hem Gezi Parkı hem Türkiye durumu bu baskıları nasıl ortadan kaldıracaktır? Şimdi ilginç tarafı şu anda hükümet, yani 3 seçim kazanmış bu hükümet, çok seslilik vaadiyle bu seçimleri kazandı. Vesayet rejimlerine alternatif bir söylemle ortaya çıktı. 1920'li yıllardan bu yana devam eden tek parti anlayışının kırılma noktalarıyla harekete geçti. Fakat önünde sonunda gelip tekrar bir otokrasiye dayanan bir şeyle, bir anlayışla karşı karşıya kaldığımızı düşünüyorum. Bir süredir yani bir yandan şaşırarak, bir yandan sürekli doğru analizler yapmaya çalışarak herkes gibi ben de kafa patlatıyorum. Nedir burada paylaşılamayan, nedir? Aslında bütün bunların çok kendinden müstakil, işte Sayın Başbakan'ın kişilik zaaflarından ötürü ya da işte danışmanlarının verdiği dezenformasyonlarla, bütün bunların belli bir proje dahilinde gittiğini düşünüyorum. Yani bütün bunlar hani şansa olan şeyler değil. Bu demeçler, bu saldırgan tutum, bu uzlaşmasız tavır, bunların hep seçilmiş olduğunu düşünüyorum ve galiba sonuçta büyük plan halkı uzlaşmaz iki uç noktaya çekilmeye çalışılıyor gibi geliyor. Böylelikle yönetmek daha kolay. Çünkü bunu anayasa oylaması sırasında da yapmışlardı. Türkiye aradaki bütün gri tonlarını kaybederek iki renkten ibaret almış. Yani evetçiler ve hayırçılar. Galiba böylelikle bu oy oranları vesaire böyle toparlanıyor. Burada büyük bir iktidar, burada büyük bir seçim hesabı var gibi geliyor bana. Ancak bu tavır, bu uzlaşmaz tavır, bu halkı ikiye bölüp uçları giderek daha sivri hale getirmek sonuç olarak bu ülkede yaşayan bizler için hayatı yaşanılmaz kılıyor. Bir arada yaşama, ortak yaşam, ortak akıl söylemlerinin hepsi rafa kalkıyor. O zaman size tarif edilen yaşamı yaşamak gibi bir boyunduruk altına giriyorsunuz. İşte Taksim'i de doğru okumak gerekiyor. Gezi'yi doğru okumak gerekiyor. Gezi ağaçlar üzerinden, yeşil üzerinden, ama sonuç olarak dayatılmalara karşı bir topyekün başkaldırıdır. Evet. Toplumun bütün kesimlerince ideolojisi farklı, eğitim
referansları farklı, sınıfları farklı ama dertleri aynı olan bir toplumun başkaldırışıdır. Bunu doğru okumak gerekiyor. Bunu okumayı birazdan konuşalım. Bir telefon bağlantımız var, ondan sonra devam edelim.